Bu savaş sadece silahlı bir savaş değil. Fikir savaşı var. Fikir savaşında Türkiye susuyor. Fikir savaşında Türkiye susuyor. Fikir savaşında Türkiye susuyor. Ama PKK konuşuyor. Eğitiyor. Darwinizmi anlatıyor, materyalizmi anlatıyor, komünizmi anlatıyor, Stalinizmi anlatıyor. Diyalektik felsefeyi anlatıyor. Adamları ikna ediyor. Oraya gelenler normalde 5 vakit namazında adamlar. Bir süre sonra bunları eğiterek komünist yapıyorlar. Biz de karşı eğitim yapmamız gerekiyor. Darwinizmin geçersizliği, komünizmin geçersizliği bilimsel olarak anlatılması gerekiyor. Yoksa polisiye tedbirlerle hallolacak bir konu değil bu. Bunu Said Nursi Hazretleri de uzun uzun anlatıyor. Kısa zamanda diyor, Çin maçını diyor, yutan bu azim kuvvet diyor, bu Anadolu topraklarında kısa sürede yutabilir diyor. Buna karşı nokta-i istinat sadece Kur'an ve Kur'an'ın hakikatleridir diyor. İman hakikatleri yani. Darwinizme, materyalizme karşı mücadele. Bediüzzaman'ın en önemli gördüğü konu bu. Bilinçlerin en önemli konu Darwinizme karşı mücadeledir diyor. Mehdi anlatırken bunu söylüyor. En azam meseleyi esas yapacak diyor. Darwinizmi, materyalizmi hedef yapacak, ana konu yapacak. Birinci görevi budur diyor Mehdi'nin. Darwinizmi yıkmaktır diyor. Burada hükümetin destek olması gerekir. Yani tankla, topla hallolacak gibi değil. Bak bu sefer de cepheyi daha da genişletti adamlar. Akdeniz bölgesinden saldırıya geçtiler. Akdeniz'den. Muğla'dan. Hiç ummadık mesela Karadeniz'den. Yani geniş cephe stratejisi gidiyorlar. Güneydoğu'yu esas yapmayan bir politika bu. Yeni bir politika.